Ama mekan makinesi ekranlar için hazırladığımız kısa günün hikayesine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Türk dünyası sevdalılarına, Turan coğrafyasını ilgilendiren konulardaki gelişmelere yer vereceğimiz programımızın bugünkü bölümünde tekrar Göyçe Zengazur Türk Cumhuriyeti konusundan söz edeceğiz. Bu konuyu tekrar ele alıyoruz çünkü bu haber çok ilgi gördü. Doğal olarak Azerbaycanlı izleyicilerimizin dikkatini çeken haberle ilgili bazı yanlış algılar oluştuğunu da yapılan yorumlardan fark ettik. Bir kısım izleyicimiz bu haberi tarihsel olarak Azerbaycan'a ait olan topraklara başka birilerinin sahip çıkmaya kalkması gibi algılamış. Bazıları da Azerbaycan bayrağının üzerine kılıç tutan aslan figürünün eklenmesinin ardında ne var diye sorgulamış. Tabii bunlar haklı eleştiriler. Ancak Gerçekler çok daha farklı. Orta yerde kötü niyetli dış güçler ya da macera peşindeki birileri yok. Bu proje tarihsel olarak Azerbaycan Türklerine ait olan topraklarını Ermeni işgalinden kurtarırken uluslararası hukuku çiğnemeden bu işi başarabilmek için Türk ve Azerbaycan derin devletlerinin ortaya attıkları bir adım. Ayrıntıları size anlatacağız. Başlarken kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Hepinize iyi seyirler efendim. Değerli izleyiciler, kuruluşuna dair haberler sosyal medya ve yaygın medyada yer bulan Gölçe, Zengazur, Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Bölgesi ile yine Azerbaycan anakarası arasında kalan toprakları kendisine yurt olarak ilan etmiş durumda. Bu topraklar tarihsel olarak Azerbaycan toprağı. Asırlar boyunca Azerbaycan Türkleri tarafından idare edilmiş aziz vatan toprakları. Dahası bizzat Ermenistan işgali altında bulunan Erivan'da uzun yıllar Türk yurdu idi. Ancak Sovyetler Birliği döneminde oluşturulan Ermenistan Cumhuriyeti için Rusların tayin ettiği topraklarda nifak tohumları ekilerek sınırlar oluşturuldu. Azerbaycan'ın içindeki Karabağ bölgesinde Ermeni kökenlilerin yaşadığı köy ve kasabalar Kafkasya'da savaş tohumları ekilecek biçimde dizayn edildi. Benzer biçimde Nahçıvan ile Azerbaycan ana arasındaki bağlantı da bilinçli biçimde kopartılıp Ermenilere bırakıldı. Burada amaç Ermeni-Azeri kavgasını diri tutup Rusya'nın istediği zaman bunu bahane ederek karışmasını sağlamaktı. Ancak aradan geçen yıllar Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluğu perçinledi. Ruslar da bugünlerde kendi dertleriyle uğraşmak zorunda kalınca Ermeniler yalnız kaldı. Herkesin bildiği gibi 2. Karabağ Savaşı patladı ve Azerbaycan ordusu muhteşem bir zafer kazanarak Türk yurdu Karabağ'ı geri almasını bildi. Şimdi amaç Nahçıvan bağlantısını sağlamak için Zengazur ve Göyçe civarını kurtarmak. Ancak burada uluslararası hukuk yönünden bir sorun var. Çünkü bütün dünya burasını Ermeni toprağı olarak resmi biçimde kabul ediyor. Karabağ'da durum farklıydı. Hukuken Karabağ, Azerbaycan toprağıydı ve Ermeniler işgalciydi. Savaş sonrası Azerbaycan resmi olarak kendisine ait olan toprağı kurtarmıştı. Zengazur'un alınması sadece Azerbaycan'ın bütünlüğü için değil... Kardeş Türkiye ile kara bağlantısının bütünleşmesi için gerekli. Aynı zamanda diğer Türk devletleriyle bağlantının sağlanması açısından stratejik bir hedef. Bugünkü koşullarda Azerbaycan ordusu Türkiye'nin de katkısıyla bunu kolayca başarabilir. Ama önemli olan bunu uluslararası hukuk açısından kabul ettirmek. İşte Göçe Zengazur Türk Cumhuriyeti projesi bunun için yapılmışa benziyor. Bunun tarihte emsalleri var. Mesela Batı Trakya Türk Cumhuriyeti. Balkan Savaşı'nda Rodop Dağları civarındaki topraklar kaybedilince Osmanlılar da bunu resmi olarak tanımak zorunda kaldı. Ama sonra geri alabilmek için istihbarat destekli bir cumhuriyet ilan edildi. Sonra Birinci Dünya Savaşı çıkınca Bulgaristan ile Osmanlı aynı safta yer alınca bu proje rafa kaldırıldı ve amacına ulaşamadı. Daha sonraki yıllarda Atatürk Hatay ve İskenderun'u Fransızlardan kurtarmak için aynı yolu denedi. Fransızlar Suriye'den çıkarken Hatay Türkleri bir cumhuriyet ilan etti. Hatay Türk Cumhuriyeti daha sonra parlamentosunda aldığı bir kararla Türkiye'ye katıldı. Bugün Hatay Cumhuriyeti tarihe karıştı ama Hatay kurtarıldı. Buna benzer bir proje üzerinde çalışılıyor belli ki. Bakın Ruslar buna benzer bir işi Ukrayna'da yaptı. Ukrayna'nın elindeki Donetsk ve Luhansk özerk bölgelerinin yönetimlerinden davet çıkardılar. Rusya buna dayanarak Ukrayna'ya girdi. Şimdi de bir halk oylaması tertipleyip işgali resmiyete çevirdi. Bu diplomatik adımlar atılmamış olsa işi kılıfına uyduramamış olurlardı. Benzer biçimde 1821'de bağımsızlık ilan edilen Yunan krallığı da birkaç sene önce kağıt üzerinde Paris'te kurulmuştu aslında. Sonra milis güçlerle bir ayaklanma çıkartıldı. Paris'te kağıt üzerinde kurulan Cumhuriyet Osmanlılar tarafından 1829'a geldiğimizde tanınmak zorunda kaldı. Muhtemelen önümüzdeki aylardan itibaren Zengazur ve Göyçe civarında ellerinde Azerbaycan resmi bayrağını taşımayan gayri resmi milislerin Ermenilerle çatıştığını görmeye başlayacağız. Bu çatışmalar elbette el altından Bakü ve Ankara tarafından desteklenecek. Nihayet Ermeniler bölgeden çıkarılacak ve kağıt üzerinde kurulan cumhuriyet vücut bulacak. Aradan makul bir zaman geçince de Azerbaycan'a katılma kararı alınacak. Tıpkı Hatay ve Ukrayna'daki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti örneklerinde olduğu gibi. İnşallah başarılı olur. Sonu Batı Trakya Türk Cumhuriyeti gibi de olmaz. Öte yandan bir de bayrak tartışması var. Azerbaycan bayrağına eklenen elinde kılıç tutan aslan figürü biraz rahatsızlığa sebep olmuşa benziyor. Azerbaycan bayrağının arka plan olarak kullanılması normal. Asıl amacın ne olduğunu işaret ediyor. Aslan figürünün İran, Irak, Suriye ve Türkiye'deki ayrılıkçı Kürt teröristlerce de kullanılması tepki yaratıyor. Ancak şurası açık. Bu figür Azerbaycan devletinin tarihsel geçmişinde yer alan Kaçkar hanedanlığı döneminde de kullanılıyordu. Hatta İran'da da bu figür yakın zamana kadar milli bir sembol olarak kullanıldı. Hala İran kültürüyle ilişkilendiriliyor. Bu figürün Göçe, Zengezur Türk Cumhuriyeti bayrağında kullanılması bir yandan Kaçkar Hanedanlığı'na bir gönderme ama bir yandan da bölgede sınır değişikliğine karşı olduğunu açıklayan İran'a çiçek atma anlamına geliyor. Peki bundan sonra ne olur derseniz? Ne Türkiye ne Azerbaycan bu yeni cumhuriyete resmen sahip çıkmayacak. Ancak derinden derine milis hareketleriyle bölgeyi kurtarıp bu cumhuriyetin resmiyet kazanması için mücadele verilecek. Sonuçta eğer sahada başarılı olunur ve uluslararası konjektür müsait olursa Ermenistan işgaline de son verilmiş olacak. Ardından da ete kemiğe bürünecek geçici yönetim ilk fırsatta Azerbaycan'a katılacak ve fiili durum resmiyete kavuşacak. Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki küçük farklılıklar nedeniyle bu anlattıklarımız bazen kardeşlerimiz tarafından tam olarak anlaşılamayabiliyor. İnşallah gün gelir Türkiye Türkleri ile Azerbaycan Türkleri yeniden ve sonsuza kadar kucaklaşırlar. Bu duygularımızı tekrar ettikten sonra izin verirseniz bugünkü programımıza burada son verelim. Ayrılırken kanalımıza abone olmanızı tekrar rica ediyor. Tüm Türk dünyasına selamlarımızı iletiyoruz. Müzik